Bizler sizlerin de çocuklarınızı yetiştiriyoruz demişlerdi. Öğretmenlik meslek kanununa ilişkin tepkiler yükselmeye devam ediyor. Eğitim Sen'in açıklamasından bir bölümü ekranlara getirdik. Şimdi biraz kulislere bakalım. Kulislerde neler konuşuluyor? AKP kulisleri cephesinden bakmış. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan bugün ve o kulislerde son zamanlarda ilginç bir hareketlenme olduğuna dikkat çekiyor ve bir değişim korkusunun da özellikle ay sonunda yaşandığını ifade ediyor. Bugün köşesinde kaleme aldığı bu yazıda, Pencere Kuşu köşesinde. Parti kongresinin 2025'e ertelenmesiyle başlayan, rahatlayan genel merkeze bugünlerde bir telaş olduğunu söylüyor Nuray Babacan. MKYK toplantısında ay sonu gerçekleşecek bu MKYK toplantısında bazı isimlerin değişeceğini ve bazı isimlerin de şimdiden odasını toplamaya başladığını ifade ediyor. Kulislerde genel merkez değişikliğinin 23 Temmuz'da yapılması beklenen Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nda yapılacağı ifade ediliyor ve bazı isimler de odasını toplamaya başladı diyor Nuray Babacan. Yazı şöyle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı gibi bir vekalet yöntemiyle dışarıdan bir genel başkan yardımcısı acaba atayabilir mi? Bu yönde iddialar olduğu ifade ediliyor. Onu göreceğiz. Bakalım neler olacak? Dışarıdan bir genel başkan yardımcısı atanacak mı? Ama parti içerisinde özellikle partililer tarafından böylesi bir atamaya sıcak bakılmadığı ifade ediliyor. Mehmet Özhaseki'nin önemli bir isimdi. Sağlığını gerekçe göstererek ayrılmıştı. Bu gidiş AKP içinde pek inandırıcı bulunmadı diyor Nuray Babacan. Özellikle deprem konutları konusunda Erdoğan'la Özhaseki'nin sık sık karşı karşıya geldiği ifade ediliyor. Hatta Erdoğan'ın bu nedenle Özhaseki'ye zaman zaman tepki gösterdiği ifade ediliyor. Şimdi Mehmet Özhaseki cephesinde gelişmeler bunlar. O gidişin nedeni neydi? Perde arkasında acaba gerçekten sağlık problemleri mi var diye soruyor. Ve Murat Kurum ismini gündeme getiriyor. Murat Kurum ne yapacak? Onun zor bir sınavı olduğuna dikkat çekiyor. Kendisine verilen ikinci bir şans oldu ve bu şansı heba etmemek için dikkat çekici proje arayışında olduğu ifade ediliyor Murat Kurum'un. Ancak bu projelerin arkasında da ekonomik kriz, durgun piyasa ve tasarruf önlemleri nedeniyle de takılmalar yaşanabileceği ifade ediliyor. Ve Halep-Selef hesaplaşması yine Ankara'da özellikle AKP kulislerinde konuşuluyor. Her bakan değişikliği iktidar değişmişçesine sonuç doğuruyor. Bakanlıkların üst düzey kadroları sil baştan değişiyor. Şimdi her iki bakanlıkta da eski bakanların izleri siliniyor diyor. Halef ve Selef bakanlar arasında da ve aynı zamanda ekipleri arasında da böyle bir değişim yaşandığını ifade ediyor Nuray Babacan. Bazı isimler odasını toplamaya başladı diyor. Bakalım AKP kulislerinden yansıyan bu bilgiler Temmuz ayı sonunda yapılacak o toplantıda gerçeğe dönüşecek mi? Efendim bir muammaydı, günlerdir konuşuyoruz, konuklarımızla tartışıyoruz, Ankara gazetecilerine soruyoruz. Hep sorduk, artık o soru yanıt buldu. Nedir derseniz, bu SHP nereden çıktı? SHP yeniden nasıl kuruldu? Kurucusu kim? Yetkili kurullarında hangi isimler var? Arkasında nasıl bir proje yatıyor derken bu soru belli oldu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin genel başkanlığına film yapımcısı ve sinemacı bir isim seçildi. Bakın o isim kimdi? İşte bakın bu isimden bahsediyoruz. Yani SHP'nin yeni genel başkanından bahsediyoruz. SHP Kurucular Kurulu'ndan bir yazılı açıklama yapıldı. Partinin resmi olarak 28 Haziran'da yani yaklaşık 5 aylık çalışma sonucu kurulduğu belirtildi. Partinin genel başkanlığına ise uzun yıllar belediye başkanlarının ve milletvekillerinin danışmanlığını yapan film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik'in seçildiği kaydedildi. Partinin yıllar sonra siyaset sahnesinde yer almasının bazı kesimleri rahatsız ettiği belirtilen açıklamada hiçbir siyasi partiyi bölmek, desteklemek ya da kaybettirmek gibi bir gayemiz yoktur. Bizler bu millete yeni bir yol açmak istiyoruz denildi. Film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik. Efendim SHP'nin yeni genel başkanı olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Selçuk Özdağ gerçekleştirilen bir saldırı. İşte bu görüntüler de
O saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri efendim. 3 yıl öncesinden yansıyan görüntüler. Biliyorsunuz malum bu görüntüleri çok konuştuk, çok tartıştık. Bir sokakta kendisine yönelik bir saldırı gerçekleşmişti. Ve günlerce Türkiye bu olayı konuştu. Peki burada mı kaldı? Sonrasında benzer görüntüler pek çok gazetecinin başına geldi. Başta Yavuz Selim Demirağ olmak üzere örneğin gazeteci Levent Gültekin, o da sokak ortasında saldırıya uğramıştı. Peki bu saldırıların arkasında kim vardı? Değerli izleyiciler, haftalardır, aylardır Türkiye Sinan Ateş cinayetini konuşuyor. Oradaki soruşturmayı konuştuk, şimdi yargılama sürecini konuşuyoruz. Ara verildi, yeniden devam edecek önümüzdeki günlerde. Yani Temmuz bu anlamda sıcak geçecek. Bizler böylesi bir dönemde adalet sağlanmasını beklerken, bakın Gelecek Partisi Genel Başkanı Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik bu saldırıda, bu gördüğünüz saldırıda nasıl adalet sağlandı? Daha doğrusu sağlanamadı. Onun ayrıntılarına bakalım. Çünkü bu saldırıyı gerçekleştirenlere öyle bir ceza verildi ki pek çok isim sosyal medya üzerinden bu ceza değil neredeyse bir ödül vermedikleri kaldı gibi yorumlar yapıyor. Zira 1 yıl 11 ay 10 gün ve 1 yıl 10 ay 15 gün arası değişen oranlarda ceza verildi bu kişilere. Yani sokak ortasında bu saldırıyı gerçekleştiren kişilere böylesi bir ceza verildi. Hatırlayacaksınız bu görüntülerin sonrasında Özdağ aldığı darbelerle yaralanırken saldırganlar kaçmıştı. Özdağ ise hastaneye kaldırılmıştı. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi 5 sanıktan Muhammed Raşit Gürsoy'a silahla tehdit suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün ceza verdi. Abdurrahman Gülseren, Berke Aygün, Gülahmet Türk ve Kadir Hukanoğlu'na kasten yaralamadan ayrı ayrı 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hal böyle olunca Özdağ bu duruma tepki gösterdi. Selçuk Özdağ böyle mi adaleti sağlayacaksınız diye sordu. Bir yandan da tabii bu olayın ardından, bu cezaların ardından da zaten Sinan Ateş davasından da nasıl bir karar çıkacağı belli oldu. Yorumları yapıldı. Değerli izleyiciler bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi günün konuşulan bir fotoğraf karesini getirecek arkadaşlarım ekranlara. Eski HDP'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir fotoğrafı. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile birlikte Edirne cezaevinden bir fotoğrafı paylaşıldı. Hatta tam ekran getirelim arkadaşlar o fotoğrafı. Demirtaş 16 Mayıs'ta yapılan Kobani davasının karar duruşmasında toplam 47 suçtan çeşitli beraat ve cezalarla birlikte 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ve beraberinde gördüğümüz bir isim eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve birlikte aynı odayı paylaşıyorlar. Cezaevinden paylaşılan bu fotoğrafta yine sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı. Diyelim ve edelim bu fotoğrafın ardından eğitimi konuşuyoruz. İşte az önce öğretmenlerin tepkilerini ekranlara getirdik.